Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde gelişmiş anahtarlama teknolojileri hakkında konuşacağız. Ve bu bir anahtarın gelişmiş özelliklerini açıklamamız gereken n 10 004 sınavı bölüm 3.3'ten gelmektedir. Ayrıca POE kapsama ağacı, VLAN'lar, port birleştirme, port ikizlemesi ve port doğrulaması adı verilen şeyler hakkında bahsedeceğiz. Gerçekten anahtarlama teknolojisi ve modern anahtarlarımızın bazı gelişmiş becerilerini yapılandırmaya başladığımız zaman çalışacağınız şeylere giriş yapacağız. Bir modern anahtara baktığımız zaman burada bir odada sahip olabileceğiniz çok güzel bir anahtar örneği bulunmaktadır. Eğer çok küçük bir ağınız varsa, bu ağınızın çekirdeği olabilir ve normal bir anahtar gibi görünür. Ancak bu anahtardaki fark, bu portlardan her birisini kapatabilme becerisine sahip olmasıdır. Bu geleneksel Ethernet ağ oluşturmada görmeye alışkın olduğumuz bir şey değil. Bir kategori 3 veya kategori 5 kablosu 36 ila 57 volt göndermiş olacaktır. Ve siz 10 ila 400 miliamper olarak görebilirsiniz. Bu bir diğer uçta başka bir şeyden 15 watt alabileceğiniz anlamına gelmektedir. Bu yüzden bunu oldukça fazla kullanıyoruz ve bu gerçekten başka aygıtlara takılabilmesi açısından oldukça kullanışlıdır. Telefonlara takabiliriz. Kablosuz erişim noktalarına takabiliriz. Bu teknoloji gerçekten telefonlar için kullanılmıştır. Masamıza bir voice over IP telefon yerleştirdik ve bunun güce ihtiyacı olduğunu fark ettik. Ayrı bir güç kablosu almak yerine ve bunun için başka bir güç kaynağı aramamız yerine, zaten ağa bağlı olduğu için sadece bu kablo vasıtasıyla bir elektriksel sinyal gönderseydik güzel olmaz mıydı? Şimdi bu elektriksel sinyali göndermek için farklı standartlara sahip olmamız anlamına geliyor. Ve bu yüzden genelde elektriksel sinyali nasıl gönderdiğimize dair iki mod göreceksiniz. Mod A bu sinyali göndermek için 1 ve 2 çiftini ve 3 ve 6 çiftini kullanacağız. Ve bu sayede ethernet sinyalimizi gönderdiğimiz aynı telin üzerinden iletmiş olacağız. Ve bir kablo bağlantısının olması durumunda diğer çiftlerin burada olmaması durumunda bu tel yerine mevcut ethernet bağlantısının üzerine yükleyebilirsiniz. Mod B Ethernet oluşturmasını yaptığınız zaman kullanmadığınız 4 ve 5 çifti ve 7 ve 8 çiftini kullanır. Burada aklınızda tutmanız gereken önemli şey, diğer taraftan bu aygıtın Ethernet anahtarı üzerinden yapılandırılana uygun olması gerektiğidir. Öyleyse mod A diğer taraftaki bir mod A ile uyumlu olmalı ve anahtar üzerindeki mod B diğer taraftaki bir mod B ile uyumlu olmalıdır. Bunları karıştırıp eşleştiremezsiniz. Çünkü burada herhangi bir güç olmayacaktır. Akılda tutulması gereken bir başka önemli şey de bu ağ oluşturma bağlantılarına güç sağlıyor olmamızdır. Kablo bağlantısında yardımcı olması için ve bunun düzgün şekilde kurulduğundan emin olmamız için bir elektrikçiye ihtiyacınız olabilir. Bu eternet üzerinden güç sağladığınızda herhangi bir problem yaşamayacağınızdan emin olmak istersiniz. Bu geleneksel ethernet ağ oluşturma kadar basit değildir. Ancak tel üzerinden güç sağlanması ile Gerçekten çok uzak bir yerde bir erişim noktasını yerleştirmemiz gerektiğinde bazı becerileri ekleyebilirsiniz. Ağ oluşturmada sıkça bahsedilen ve göreceğiniz bir başka şey de özellikle anahtar ağ oluşturmasında kapsama ağacı protokolü veya kısaca STP'dir. Bunun ortaya çıkmasıyla ağımızda çoklu bağlantılara sahip olabildik ve ağımız üzerinden fazlalık linklere sahip olabildik. Ancak bu kendi üzerinden ağın geri döngüsünü engellemeyecekti. Bir ağ ortamında çevrimler oldukça kötüdür. Paket temelde bir daire şeklinde etrafta dönecektir. Gitmesi gereken yere gitmeyecektir ve en sonunda düşecektir. Bunun daireler etrafında sonsuza dek devam etmeyeceğinden emin olmak için bazı yöntemler vardır. Bu kapsama ağacı protokolü bugünlerde neredeyse her yerde kullanılmaktadır. Bu seviye 2 ağlarınızda ve köprülü ya da anahtarlı ağlarınızda bunların döngüsünün engellendiğinden emin olmak ve artıklık oluştuğundan emin olmak için mükemmel bir yoldur. STP için geliştirme yaparak hızlı kapsama ağacı protokolü yani RSTP olarak ifade edilen bir şey ortaya çıkartılmıştır. Bu standart 802.1W'dur. Ve bugünlerde pek çok şey RSTP'yi kullanmaktadır. Bazı çok ama çok eski ekipmanlar, muhtemelen sizde bulunmayan hala STP'yi kullanmaktadır. Ancak modern ekipmanlar bu hızlı kapsama ağacı protokolünden yararlanmaktadır. Geleneksel eski tarzdaki STP 802.1D oluşturulmuştur. Çünkü yaptığı iş mükemmeldi. Ancak ağ için sürekli değişiklikler bulunuyordu. Ve bu 30 ila 50 ve neredeyse 60 saniye kadar bir süre sonunda değişiklikleri uygulayabiliyordu. Bu yakınsama zamanı bizim modern ağlarımız için gerçekten çok uzun bir süreydi. Bu yüzden hızlı kapsama ağacı protokolü daha iyidir. Eğer ağınızda bir problem veya herhangi bir değişiklik olduğunda bu sadece 1 saniye alıyor ve hallediliyor. Bu yüzden yakınsama zamanı çok daha hızlıdır ve iş ile ilgili uygulamalarımız bugünlerde çok daha iyi çalışmaktadır. Çünkü bu mevcut zaman çerçevesinde ağ üzerinde olan herhangi bir şeyi dahi biliyor. Bir kapsama ağacı ağının nasıl çalıştığına bakalım. Biraz karışık gibi görünen bir resim oluşturdum. Ancak birçok şekilde katman 2 ağının en sık kullanılan tipi ayarlanmıştır. Benim ağım üzerinde farklı köprüler olduğunu ve farklı ağlara bağlı olduğumu görebilirsiniz. Şimdi kapsama ağacındaki önemli bir konsept üst düzey köprüsünün konseptidir. Üst düzey köprü en küçük numaraya sahip olan köprüdür. Eğer bir köprü varsa bu üst düzey köprü olacaktır. Diğer tüm köprüler farklı numaralara sahip olabilir. Ve önemli olan şey köprülerin diğer tüm köprülerin izini sürmesi ve sayılarını bilmesidir. Bu sayede kimin hangi önceliğe sahip olduğunu bilirler. Bu köprülerin her birisi üzerinde ayrıca 3 port tipi bulunmaktadır. Birisi üst düzey port olarak adlandırılmaktadır ve bu port köke geri bağlanmaktadır. Mantıklı değil mi? Köprü 5 köke gitmek istediğinde buradaki en kısa yolu kullanıyor. Bu ağın bu tarafına geri dönmüyor ve aynı zamanda bu ağ A ve AB üzerinden sıçrayarak köprü biri alabileceğini biliyor. Bu köprülerin her birisi birbirleriyle iletişim kuruyor ve bu sayede bunların hepsi bu yolların nereye gittiğini biliyor. Ve köke dönmek için hangi portun en iyisi olacağına karar veriyorlar. Tasarlanmış port da başka bir port tipidir. Ve her A köke nasıl geri döneceğine dair bir tasarlanmış porta sahiptir. Bu yüzden örneğin Y ağı en küçük numara ile bunun köprüye gideceğini biliyor köprü 5 atanmış porta gidecektir. Bu nedenle köprü 11'e gitmemektedir. Hatta köprü 1'e kesinlikle aynı uzaklıktadır. Bu, burada köprü 5 olan en küçük numarayı kullanmaktadır. Aynı şey B ağı ile de gerçekleşmektedir. Ve tasarlanmış port köprü 6 üzerinde bulunmaktadır. Bu yüzden B ağı kökü geri dönecektir. Ve bu ayrıca bu köprü 6 yönüne gidecektir. Ve açık bir şekilde daha büyük bir numaraya sahip olan köprü 21'e gitmeyecektir. Bakacağımız en son port engellenecek olan porttur. Öyleyse B ağı için bu köprü gitmiyor. Köprü 21 B ağından gelen paketleri kabul etmez. Çünkü bu B ağının köprü 6'ya gideceğini belirlemiştir. Ve bu o portu engelleyecektir. O halde her yerde bir engellenmiş port bulunmaktadır. Ben buraya bir kırmızı engellenmiş port işaretledim. Böylece bunun ne olduğunu bileceksiniz. İşte bu kadar. Şimdi tüm köprüler bir diğeriyle iletişim kuruyor ve herkes köke geri iletişim kurabilir. Ancak ya burada bir problem olursa, aniden A ağı ve köprü altı arasındaki bağlantıyı kaybedersek, A ağı köprü altı üzerindeki portu tasarlanmış port olarak kullanmaya alışmıştır. Bu köke bu şekilde geri dönmektedir. Öyleyse şimdi ne oluyor? Olacak bir şey yakınsamadır. Bu yüzden bu köprülerin hepsi her zaman birbirine selam mesajı göndermektedir. Orada mısın? Evet buradayım. Ya sen? Evet ben de buradayım. Bunlar bunu her zaman yapıyorlar. Aniden köprü 6 kaybolduğunda ve köprü 5 A ağ ağı üzerinden bununla daha fazla konuşamayacağında her şey değişmeye başlar. Bunlar ağı yakınsadıkları bir duruma geçerler ve aniden bu kaybolur. Şimdi normalde köprü 5 alınacak ve A ağ ağı kullanılacaktı. Ve siz bir sonrakinin şimdi değiştiğini göreceksiniz. Bu yüzden A ağının tasarlanmış portu şimdi köprü 5'e gitmektedir. Bu nedenle bu Y ağının gittiği yeri değiştirir. Y ağı köprü 5'e gitmektedir. Y ağı ayrıca köprü 11'e gidip geri gelmesi gerektiğini bilir. Bu kesinlikle bizim işin önerilen kapsama ağacı protokolüdür. Biz bu büyük, kompleks fazlalık ağ linklerini oluşturuyoruz ve bunun herhangi bir çevrim yapmadığından emin oluyoruz. Ancak eğer bu linklerden herhangi birisinde bir şey olursa bizim bağlanabilirliğimiz hala devam ediyor olacaktır. Ve A ağ ağı üzerinde bulunan herkes hala üst düzey köprüye geri dönebilecektir. Bugünlerde bizim modern anahtarlarımız ayrıca sanallanlar veya VLANlar olarak adlandırılan bir şeyi yapmaktadır. Sanallanlar aynı IP alt ağı üzerinde bulunan kişilere sahip olabileceğiniz bir yerdir. Ancak bu IP alt ağları birbirine fiziksel olarak bağlanmayabilir. Bunlar bir diğeri gibi aynı anahtarda da olmayabilir. Biz genelde ağa erişimi yönetmek için bunu kullanacağız. Burada bir güvenlik bakış açısı ile bunları hareket ettirebilir, ekleyebilir, çok kolay değişiklikler yapabiliriz. Kişileri ortamımızda farklı yerlere koyabiliriz ve bunları bir araya getirerek aynı gruba koyabiliriz. Bütün bunları yapmak standart bir iştir. Bunu yapılandıracak olan endüstri standartlarına sahibiz ve bu yüzden hangi imalatçının ekipmanını kullandığımızın hiçbir önemi yoktur ve bunların hepsi standart sanal LAN tipi ortamı kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilecektir. Burada VLAN'ın nasıl çalıştığı açıklanmaktadır. Bu ağda henüz herhangi bir VLAN'a sahip değilim. Bir kırmızı ağım var, bir yeşil ağım var ve bir mavi ağım var. Bunlar farklı bölümler olabilir. Bunlar nakliye, alım, pazarlama bölümü ve imalat bölümü şeklinde olabilir. Bu bizim farklı nakliye ve alım bölümümüz. Biz iki farklı nakliye ve alım bölgesine sahip olabiliriz. Farklı binalarda pazarlama takımlarına sahip olabilir ve her yerde imalata sahip olabiliriz. Öyleyse yapabileceklerimizden birisi de sanal lanların bulunduğunu tespit eden bu anahtarlardan herhangi birisine sahip olmamızdır. Bu anahtarlar burada yeşil lanlar ve bu tarafta kırmızı lanlar olduğunu ve yine bu senaryoda burada mavi ve kırmızı, burada yeşil ve mavi olduğunu biliyor. Bu harika çünkü insanları nereye yerleştirdiğimin hiçbir önemi yok. Bunlar basit bir şekilde yapılandırılmıştır. Ve böylece bir sanallaştırılmış tipteki ortamda bunlar için doğru alt ağı göstermiş olacaktır. Bunu yapabilmek için oldukça kullanışlı. Ayrıca anahtarlar arasında çoklu alt ağların bulunduğu yerde bu linklere sahip olduğunuza dikkat edin. Burada zorunlu olarak yapılacak şey ağlarda köprü oluşturulmasıdır. Bu iki veya daha fazla ağ için 4096 a kadar anahtarlar arasında köprü oluşturabilir. Bu sadece tek bir kablodur. Biz hala bunlar arasında tek bir linki koruyoruz. Ancak içeride tüm bu küçük tüneller yer almaktadır. Öyleyse artık sadece mevcut kablomuzu kullanarak farklı ağlarımıza bağlanabiliriz. Yeniden 802.1.Q olarak ifade edilen bir standarttır. Bazen .1Q olarak kısaltılmıştır. Bu iki anahtar arasında .1Q linki bulunur. Bu bir tünel oluşturulmuş bağlantıdır. Aslında paketlere baktığımız zaman paketin önüne yerleşen özel bir bilgi olduğunu bilirsiniz. Ve bu diğer tarafta başka bir anahtarın ben sana yeşil ağ üzerinden bir şey gönderiyorum. Bu VLAN bir üzerinde. Sana bir şey gönderiyorum. Bu kırmızı ağ üzerinde. Kimin nereye gittiğinin takibinin yapılması için bunlar sadece ekstra bilgi paketlerinin başına koyarlar. Ve bunu diğer tarafa gönderirler. Bu standarda sahip olmak güzel. Ve bu şekilde biz gerçekten ağımızı dağıtabiliriz. Ve insanların nerede olduğuna dair endişe etmemize gerek kalmaz. Ancak bunların ihtiyaç duydukları bağlanabilirliğe sahip olup olmadıklarından emin olmak için dikkatli olun. Çalıştırabileceğiniz bir başka anahtarlama teknolojisi de port ikizlemesidir. Eğer bir analiz ediciyi bir anahtara bağladıysanız, sizin sadece broadcast ve multicastleri gördüğünüzü fark edeceksiniz. İki sistem arasındaki trafiği doğrudan göremezsiniz. Ancak ya burada bir problem olursa? Ya eğer bu laptop bu server ile iletişim kuruyorsa ve burada uygulama ile ilgili bir problem varsa veya çok yavaş yanıt süresi varsa ya da bir şeyler düzgün çalışmıyor ve siz bu paketleri yakalamak istiyorsanız. O halde eğer herhangi bir şekilde bir harici bağlantı ile bu linklerin ortasından bağlanamıyorsanız, port ikizlemesi olarak ifade edilen bir şeyin avantajlarından yararlanmak isteyebilirsiniz. Şimdi port izlemesi anahtar üzerinde fiziksel portu almaktadır. Biz TCP portları ya da UDP portları hakkında konuşmuyoruz. Anahtarın kendisinden bahsediyoruz. Bir porta giden her şeyi alıyoruz ve bunu bizim analiz edicimize kopyalıyoruz. Ve daha sonra her şey başka bir porta geliyor ve bizim analiz edicimizin üzerine kopyalanıyor. Biz esasında trafiği çoğaltmış oluyoruz. Buna zaman zaman bir port yeniden yönlendirmesi şeklinde ifade kullanıldığını görebilirsiniz. Farklı imalatçılar gerçekten bunun için bağlanabilirliği nasıl kullandığımız, bu portlar ve trafiğin ileri geri gidişi hakkında konuşan bir anahtarlı port analiz edici olarak adlandırabilirler. Analiz edici sadece bunun bir kopyasını alır. Görünenin ardında çok basit bir işlemi vardır. Biz sadece bu anahtar imalatçısının bunu çoğaltmak için trafiği nasıl kullandıkları ve bizim analiz edicimize bir kopyasını göndermelerinin avantajlarından yararlanıyoruz. Eğer çok büyük bir ağda iseniz ve daha önce ağa bağlandıysanız herhangi bir erişim sağlayamadığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Bu çok önemli bir şeydir. Örneğin kimin ağ geldiğinden ve kimin ağdan ayrıldığından asla tam olarak emin olamayacaksınız. Büyük ortamlarda bu çok önemlidir. Şimdi siz insanların bir laptop ile sizin ofisinizde görünmesini ve sizin geniş açık ağınıza erişim sağlamalarını istemiyorsunuz. Bu yüzden burada port doğrulaması olarak ifade edilen bir şey vardır. Bu bir anahtarın içerisindeki fiziksel porta erişimdir. Tekrar ediyorum, biz TCP portları veya UDP portları hakkında konuşmuyoruz. Biz ağ oluşturmada portları oldukça fazla kullanıyoruz. Hakkında konuştuğumuz bu özel durum o port için fiziksel erişimdir. Fiziksel olarak porta giriş ve ağınıza erişim sağlamaktır. Port doğrulamasının en temel tipi MAC adresleri ile yapılabilir. Bu yüzden eğer bir aygıtın MAC adresini biliyorsanız anahtara bu özel porta giriş için sadece bu özel MAC adresine izin ver diyebilirsiniz. Bu yüzden bunu nasıl çalıştığı oldukça açıktır. Ancak ağ oluşturma hakkında yeterince bilgiliyseniz bir aygıtın MAC adresini büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Ve bu sayede başka bir aygıtın MAC adresini bilirseniz bu o aygıt gibi görünmesini sağlayarak ağ bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Öyleyse bu güvenlik açısından sınırlı becerilere sahiptir. Biz bu yüzden 802.1x kimlik denetimi fikrine ulaştık. Bu türde bir şey hemen hemen her yerde kullanılmaktadır. Bu arka plan görevlerini gerçekleştiren bir programda server kullanmaktadır ve Radius Server adı verilmektedir. Bunun gerçek ismi uzak kimlik doğrulama çevirmeli erişim kullanıcı hizmetidir veya başka tipte tek S Plus Server adı verilen bir server bulunmaktadır. Ve bunun gerçek ismi Terminal Erişim Denetleyicisi Erişim Kontrol Sistemidir. Bu isimlerden bunların görevlerini çıkartabiliriz. Bir Radius Server'ı ve bir tek Server'ı ağ üzerindeki kişilerin kimlik denetiminden sorumludur. Ve bu serverların yaptığı önemli işlerden birisidir. O halde yapacağınız şey iş istasyonunu bağlandığı zaman 802.1x kimlik denetimi yöntemini kullanacak şekilde yapılandırmaktır. Bu bir radius server ile iletişim kurar ve radius serverı ben sana bu ağda konuşmaya izin vermeden önce bana kullanıcı adını ve şifreni söyleyeceksin der. Ve siz doğru kullanıcı adı ve şifreyi verdikten sonra ağ erişim hakkınız olacaktır. Daha öncesinde değil. 802.1x kimlik denetiminden başka bir yol yoktur. Bu bizim anahtarlarımızda İşletim sistemi sürücülerimiz de bütünleşmiş halde bulunmaktadır. Ve eğer bunları yapılandırdığımızda sadece ağ üzerinde izinli olan kişilerin bağlanabileceğini ve ne isterse yapabileceğinden emin olacağız. Şimdi bu gelişmiş anahtarlama teknolojileri ile ilgili değerlendirme yapalım. O halde ilk sorumuz ile başlayalım. Köprü oluşturma teknolojilerini yönetmek için hangi protokol kullanılmaktadır? Biz köprü oluşturulmuş ortamlarımızdan çevrimleri uzak tutmak hakkında konuşmuştuk ve kapsama ağacı protokolünü kullanmıştık. Veya belki de hızlı kapsama ağacı protokolü bunu gerçekleştirmektedir. Diğer soru hangi özellik protokol analizlerini kolaylaştırmak amacıyla bir anahtarda etkinleştirilebilir? Biz zorunlu olarak bir protokol analiz ediciyi anahtara bağlıyoruz. Ancak paketleri almamız gerekiyor ve bunu yapabilmemiz için port ikizlemesini veya kapsama veya port yeniden yönlendirmesini yapabilmemiz gerekir. Ve son sorumuz hangi iki kimlik denetimi serverı genel olarak bir 802.1x port kimlik denetiminde kullanılmaktadır? Bunların isimlerini hatırlıyor musunuz? Çoğu insan bunlar için kısa isimlerini kullanmaktadır. Radius veya TekXplus gibi. Ancak bunların ne olduğunu bilmek istiyorsanız uzak kimlik doğrulama çevirmeli erişim kullanıcı hizmeti veya Terminal Erişim Denetleyicisi erişim kontrol sistemidir. Ancak elbette RADIUS ve TECHX olarak ifade etmek daha kolay değil mi? Ethernet üzerinden güç, kapsama ağacı, VLAN, port birleştirme, port ikizleme ve port kimlik doğrulamasını gördüğümüz ve Network Plus sertifikasyonumuzun N10-004 bölümü için bilmemiz gereken her şeyi öğrenmiş olduk. Eğer diğer Network Plus videolarını izlemek, Mesaj panomuza katılmak, bana e-mail göndermek veya daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com